Amerika Birleşik Devletleri Dönem Başkanlığı çerçevesinde aldığı inisiyatifle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bildiğiniz gibi Irak konusunda özel bir oturma davet etti. Ve Irak konusunda temel karar metni kabul etmektedir. Yani toplantıya bizde de davet etti. Bu çerçevede dün New York'a geldik ve takip ettiğiniz gibi 24 saatten kısa bir süre içinde ülkemize bekleyeceğiz. Bu toplantının bizim açımızdan iki çerçeve dönemi vardı. Birincisi, bu toplantı 2 yıllık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğimizin bu düzeydeki son toplantısıydı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğimiz çerçevesinde yaptığımız faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirme imkanı bulduk. Gerçekten bu 2 yıllık dönem uzun yıllardan sonra Türkiye'nin üstlendiği en üst düzey uluslararası sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirdiği bir dönem oldu. Ben bu konudaki katkıları dolayısıyla daimi temsilcimizi başta Sayın Ertuğrul Kutan olmak üzere söyleyecek katkıda bulunan bütün yetkililerimizi, diplomatlarımızı, buradaki görevlerimizi tebrik ediyorum. Haziran ayında İstanbul'da bir Petrit gerçekleştirdik bir çalışma. Her konuda aktif bir faaliyet içinde olduk. Bu geçtiğimiz dönemde gerçekten bütün günde gerek Sayın Genel Sekreter Ban Ki-moon, gerekse diğer Beşiktaş'ın yetkilileri Türkiye'nin küresel barışa üyelik meselesi yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini ifade ettiler. Biz bu konuda daha kapsamlı bir raporu hazırlayacağız ve kamuoyunun iki yıl içinde yaptığımız faaliyetler konusunda daha detaylı olarak bilgilendireceğiz. Ayrıca dün yine kendi aramızda yaptığımız bir çalışmada Güvenlik Konseyi üyeliğimizin sona ermesinden sonra yapılacak çalışmaları gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürüttüğümüz Milletler İttifakı projesi büyük bir ivme kazanmıştır. O projeyi büyük bir şekilde sunacağız. Ayrıca Finlandiya ile birlikte yeni bir arabuluculuk girişimi inisiyatifi geliştirdik. Ve bu arabuluculuk girişimi çerçevesinde Şubat ayında bir genel kurul kararı alınması konusundaki çabalarımız, çalışmalarımız olmuştu. Mayıs ayında en az gelişmiş ülkeler zirvesine Türkiye'ye sahip yapacak. Bu 192 ülkenin de davet edileceği Birleşmiş Milletler'in Eylül ayında yaptığı genel kuruldan sonraki en geniş katılımımız zirve olacak. Bunun hazırlıklarına şimdiden başladık. Gerek New York'ta, gerek Ankara'da. Bunu Türkiye'nin daha önce birçok örneğini gördüğümüz NATO zirvesi, Agit zirvesi, İslam Konferansı zirvesi gibi bunu da en başarılı şekilde yerine getireceğimize belki kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Bütün bölgesel merkezini de İstanbul'a dönmek için aldık. Niyetimiz dünkü bu konu ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon'a da açtım. Birleşmiş Milletler'in özellikle arabulucu, barış koruma girişimleri, nüfus gibi birçok alanlardaki kurumlarının İstanbul'da bir bölgesel ya da merkezlerin, bölgesel ya da genel merkezlerin olması konusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İstanbul'u uluslararası barış çalışmalarına bir merkez haline getirmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu konuda prensipli olumlu bir yaklaşım var. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar konusunda İstanbul'da yoğun bir faaliyet içinde olacağız. Ayrıca çok uzun bir süre geçmeden de tekrar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için çalışmalarımıza şimdiden başlıyoruz. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinin dolayısıyla yaptığımız bir değerlendirme yaklaşımda tabii ki bu ziyaretimize vesile teşkil eden Irak konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiğimiz gün. Gerçekten Irak'ın istikrarı ve geleceği açısından son derece önemli 3 metni bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul etti. Böylece Irak uluslararası topluma en etkin şekilde geri dönmektedir. Ve Irak'lardaki bir takım özel üyeler bu vesileyle kalkıyor. Irak'ta hükümet kurma çalışmaları sonrasında bu yeni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla birlikte Irak için daha parlak bir geleceğin önümüzde olduğunu söyleyebiliriz. Bu vesileyle birçok ikili görüşme gerçekleştirdik. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon'la çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede Kıbrıs'ta müzakerelerdeki son durumlar aldık.
kendisinin Kasım ayında yaptığı üçlü zirve konusunda kendisine bilgi aktardı. Cenevre'de yapılacak olan toplantı konusunda da biz karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Yine Sayın Ban Ki-moon da İran T5+1 İran görüşmelerini ele aldı. Irak konusunu, Sudan konusunu kapsamlı şekilde ele aldı. Çünkü önümüzdeki günlerde Sudan gerçekten çok önemli bir referandumun işinde. Sudan istihbaratı için büyük bir önem taşıyor. Lübnan ve Orta Doğu barış süreci konularında da görüş alışverişine bulunduk. Tabii İsrail'in Mavi Marmara saldırısı sonrasında oluşan Palmer Komisyonu ile ilgili olarak da biz daha etkin bir çalışma temposu beklediğimizin kendisine ifade ettik. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Biden'la biraz önce görüşmeye çıkmıştık. Onunla da kendisi Irak konusunda özel olarak ilgilendiği için Irak konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Ayrıca Orta Doğu barış süreci, Lübnan, İran'ın nükleer programı çerçevesinde özellikle Irak konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sabahleyin de Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Sayın Sven Alkala ile görüştük. Bosna'daki Bosna Hersek'te seçim sonrasında yürütülen hükümet kurma çalışmalarını konusunda bana bilgi aktardı. Ben de gerek Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak gerekse bu dönemde üstlendiğim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanı olarak Bosna Hersek'te yapmayı düşündüğüm çalışmalarla bilgi ilettim. Önümüzdeki aylar içinde Bosna Hersek çerçevede bir ziyaret planlıyorum. Yine Irak Dışişleri Bakanı Sayın Moshe Zebari ile görüşümü gerçekleştirdik. Sayın Moshe Zebari ile de hem Irak'ta hükümet kurma çalışmaları hem ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Moshe Zebari kendisi Türkiye'nin pozitif katkıları, yapıcı katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Ve bundan sonra hükümet kurmasını takip Türkiye ilişkileri daha da ilme katacak şekilde ilerletebilmek için şimdiden çalışmaları başlama kararında olduklarını bir kez daha ifade ettiler. Ayrıca dün yani akşam Bahreyn Ulusal Günü dolayısıyla bunların Ulusal Günü kutlamasına katıldım. Yine Yunanistan Büyükelçiliği'nin burada Antik Yunan Eserleri sergisi çerçevesinde yapılan bir resepsiyona katıldım. Bunlar da tamamen bugünlere denk düşmesi hasebiyle yaptığımız sosyal etkinlikler oldu. Böylece hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çalışmaları bağlamında, hem Irak'taki son gelişmelere verdiğimiz destekler bağlamında, hem de Kıbrıs, Orta Doğu, Afrika, Sudan gibi konularda ikili ilişki görüşmeler yapmak bağlamında son derece verimli bir 24 saat geçirdik. Biraz sonra da inşallah ülkemize dönmek üzere hareket edeceğiz. Şimdi her şeyden önce Irak'ın normalleşmesi bizim dış politikadaki en önemli hedeflerimizden birisi. Normalleşme iki yolu var. Bir, iç siyasetin normalleşmesi. Yani seçimler yapıldı, 8-7 ayı aşkın hükümet kurulamadı. Bu bir anormal siyasi anlamda. Hükümet kurma çalışmalarında son dönemde gelen aşama bir normalleşmedir. Ve biz Irak'ta, Bağdat'ta güçlü ve Türkiye ile işbirliği içinde bir hükümetin olmasına büyük bir önem veriyoruz. Biliyorsunuz Irak'ta yüksek düzeyde sürekli işbirliği polisiye mekanizmaları kurduk. Seçim müteakip hemen bunu toplamaya kararlıyız. Dolayısıyla içeride bir normalleşme sürecine girildi. Dışarıda normalleşmenin işareti de herhangi bir uluslararası müeyyidenin ya da sınırlamanın, kısıtlamanın bir ülke içinde olmaması, üzerinde olmaması. Bildiğiniz gibi Saddam döneminde Irak'ın kuvveti işgal etmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 7. maddesi çerçevesinde kullanan kısıtlamalar vardı. Bugün alınan kararlarda bir takım bazı istisnai durumlar dışında bunlar kalktırmış oldu. Bu tabii Irak'ın uluslararası alanda normalleşmesi açısından çok mükemmel taşıyor. Biz Irak'ın uluslararası toplumda saygın, kendi içinde barışık, komşularıyla barışık bir ülke olmasını hem ulusal çıkarlarımız hem de bölge istikrarlarımızdan büyük bir önem atfediyoruz buna. O çerçevede bugün alınan kararlar son derece önemli kararlardı, tarihi kararlardı Irak için, bölgemiz için. Ben Irak halkına, kardeş Irak halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu kadar bizim de takip ettiğimiz dış politika, Türkiye'nin politikası çok açık ve net, çok güçlü bir politikasına bakıyor. Biz en başından itibaren, daha ben olay olur olmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığım konuşmada beklentilerimiz, şartlarımızı bile açık bir şekilde deklar etmiştim. 7 temel talebimiz var, bunun 5'i gerçekleşti. Geride 2 önemli talep, özür ve tazminat talebi.
bu tür durumlarda uluslararası müeyyidelerde bu çerçevede bir bu taleplerimiz konusunda tutumumuz nettir. İsrail tarafı da tutumu çok açık bir şekilde bilmektedir. Bu 100 bin dolar konusunda ben Türkiye'de gerekli açıklama yaptım. Takip edenler yapıyorlar. Böyle bir rakam telaffuzumuz söz konusu olmadığını söyledim. Yani burada tekrar teyden söylüyorum. Herhangi bir bu görüşmelerde herhangi bir rakam telaffuz edilmemiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarının hukukunu koruyacak kudrete sahiptir. Ve bu sebeple de kesin, açık ve net bir özür ve aileleri de tatmin edecek, bilgileri de tatmin edecek bütün tarafları tazminat beklentiniz var. Bunun bu tazminatı nasıl tespit edilecek? Görüşmelerde yürütülecek bir husustur. Dolayısıyla o konuda şimdi detay vermek faydalı. Tarafların iradeleri çok önemli. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, özel temsilciler, birleşmiş mekanizmaları ne yaparsa yapsın, taraflarda güçlü bir barış iradesi yoksa ilk tarafta da mesafe almak zorlaşıyor. Şimdi gerek 2004'teki referandumda, gerek sonra daha sonra yürütülen müzakerelerde Kıbrıs'ta Türk tarafında mutlak bir çözüm iradesinin olduğunu herkes gördü. Referandumda Türk tarafı baskın bir şekilde, hızlı bir şekilde derken bunun tarafı hayır. Daha sonra da Türk tarafı sürekli olarak bir takvim çerçevesinde bu müzakerenin yürütülmesi için talepte bulundu. Rum tarafı ise bunu zamana yaymaya çalıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki görüşüne katılıyoruz. Bu müzakerenin ilanına sürmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu barış iradesinin taraflarda oluşması lazım. Türk tarafında zaten bu irade var. Önümüzdeki dönemde Rum tarafında bu iradenin olup olmadığını zamanla göreceğiz. Orta